Merhaba arkadaşlar, bugün anlatacağımız konu kıl kurdu hakkında olacak. Kıl kurdu dediğimiz polikliniklerde çok sık gördüğümüz bir enfeksiyon durumu, bir parazit durumu. Bu parazit özellikle bize kaşıntı ya da ona benzer bazı semptomlarla geliyor. Tanınmanız için çok basitçe söyleyeceğim. Böyle beyaz, ince, iplik şeklinde çok küçük, çok kısa ve iplik kalınlığında bir parazit düşünün. Bu şekilde görüntülenerek tanı konulabilen bir parazit. Asıl olarak ismi Enterobius vermicularis. Enterobius dediğimiz bir hastalık oluşturuyor. Bulaşım yolu fekal oral dediğimiz dışkı içeriğindeki parazitlerle bulaşmış bir cismin tekrar ağızdan bir şekilde alınmasıyla bulaşıyor. Yani ağızdan bulaşıyor ve dışkıyla tekrar yayılıyor. Bu daha çok kaşıntı şeklinde ortaya çıkartıyor. Popo kaşındığı zaman çocuk elindeki bu parazitleri yatağına, kıyafetlerine ve oyuncaklarına dağıtır ve tekrar tekrar eğer bunu ağzına alma gibi bir huyu varsa, eşyalarını ağzına alıyorsa çocuk tekrar tekrar bu hastalıkla enfekte olabilir ve tüm aile bireylerini de aynı şekilde enfekte edebilir. Klinikte herhangi bir sıkıntı oluşturacak bir durum yok. En sık semptom dediğimiz, en sık şikayet bulgusu kaşıntı. Yani insanlar daha çok kaşıntı nedeniyle geliyor. Kaşıntı dışında neler olabilir? Vulva vajina dediğimiz kızların cinsel organlarında kaşıntıya neden olabiliyor. Geceleri dış gıcırdatma yapabiliyor ve idrar kaçırmaya neden olabiliyor. Çok nadiren de üretrit, sistit dediğimiz ama bakteri görülmeyen bir idrar yolu enfeksiyonu benzer bir hastalığa neden olabiliyor. Tanınması çok kolay aslında. Yani gördüğümüz zaman bu tarif ettiğim ince, beyaz, iplik gibi, iplik kalınlığında olan ve çok çok küçük 0.5-0.3 mm uzunluğunda olan bir parazitin görünmesi tanı koyulması için yeterli. Eğer şüpheleniyorsanız, yani bir çocukta popoda kaşıntı var, gece gıcırdatma var, ön tarafında kaşıntı oluyor gibi semptomlar varsa selofan bant dediğimiz bir yöntem var. Çocuk uyandıktan sonra banyoya gitmeden önce bir bant poposuna yapıştırılır ve o alınan örnek mikroskopta incelemek üzere hastaneye gidilir. Bu inceleme sonrasında eğer Enterobius vermicularis görüldüyse bu durumda çocuk kıl kurdu kapmış demektir ve tedavisi yazılabilir. Çok basit bir tedavisi var. Şuruplar ve çiğneme tabletleri şeklinde değişik döngüsel olarak bir haftada bir, iki haftada bir şeklinde kullanacağımız ilaçlar var. En önemli bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi şu. Bu otoenfeksiyon yapabilen bir durum. Dedik ki çocuğun poposundaki kaşıntı nedeniyle ellerine bulaşan parazitler tüm evi dolaşabilir. Dolayısıyla enfeksiyon odağı, diyelim ki çocuğu buldunuz ama semptomatik olmasa da, herhangi bir sıkıntı olmasa da annesinde de aslında ya da babasında da ya da diğer kardeşinde de bu enfeksiyon var olmuş olabilir. Yani tedavi verilirken aile tedavisi verilmesi lazım. Tek bir bireye, yani kimde saptanmışsa ona tedavi verilmesi bu hastalığın tedavisi için yeterli değildir. Şimdilik bu kadar olsun. Kafanız takılan bir şey olursa alt tarafta mesaj olarak bekliyorum. Henüz abone olmamışsanız ve eğer videolardan yarar gördüğünüzü düşünüyorsanız YouTube kanalıma ve Instagram'daki Anne Eğitimleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.